Evet arkadaşlar merhabalar. Size bugün tanıtmak istediğim ürün Browning X50 kamp çakısı diye geçiyor. Şöyle bir çakı bu. Bunu internette gezerken gördüm. Hoşuma gitti. Görsel olarak ilk önce hoşuma gitti. Sonra biraz araştırdım. Yorumlar da fena değildi. Güzel yorumları vardı. Sonra bu çakıyı almaya karar verdim. Çakım geldi. Şöyle poşetin içinden çıktı. Şu kutunun içinden çıktı. Çakımız bu. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Üzerinde kabze kısmında Browning yazısı var. Şurada karbon görünümlü plastik var. Uç kısmı. Yine arka kısım aynı şekilde. Arkada bir tane klipsimiz var. Klips fena değil yani sert bir klips. Klipsten işte kemerinize, pantolonunuza bunu takabilirsiniz. Güzel bir ürün. Şuradan açmak için bir açacağı var. Arada bir tane maket bıçağı ucu gibi bıçağı var ip kesmek için. Şurada bir tornavida olarak kullanabileceğimiz, söküp ya da sıkmak için kullanabileceğimiz küçük bir uç var. Arkadaşlar ürün böyle. Şöyle yakından daha göstermeye çalışayım. Güzel yakışıklı bir ürün. Şimdi bunu açıyoruz. Açması çok hoşuma gitti. Şöyle şak diye bir ses çıkıyor ve açılıyor. Böyle de açılıyor arkadaşlar. Bu arada şu içeride küçük bir tane klips yeri var. Bunu böyle aşağı bastırdığınızda bıçak kurtuluyor ve kapatabiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi bunu böyle kenara koyup size o şekilde göstermeye çalışayım. Evet, ürün burada. Aynı zamanda yine buradan böyle tutarak bıçağı çakıyı açabiliyorsunuz. Yine buradan böyle bastırdığınızda kapatabiliyorsunuz. Şimdi bu ürünü tartalım. Bakalım ne kadar gelecek. Evet, tartıya koydum. 129 gram geldi. Ağır bir ürün değil yani yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Bu ürünü yine şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan metremizi alıyorum ve size boyunu göstermek istiyorum. Çakımızı yine şöyle şak diye açtık. Şöyle koydum. Gerçi yorumlarda da arkadaşlar ya da firma yazmış. Açıldığında boyu 21 santim olarak gözüküyor. Kabze kısmı 11 santim ve bıçak kısmı uç kısmı 10 santim gibi gözüküyor. Baktığım yorumlarda firma şu kısmına çelikten yani bıçak kısmı çelikten yapılmış diye yazmış. Geldiğimde hafif böyle bir çok bilinik değildi gibi. Ben onu şu daha önceden almış olduğum Fiskars'ın bıçak ve balta bileyicisiyle birazcık biledim. Bunları niye koydum arkadaşlar? Bunlar daha önceden yine bisikletlerle arkadaşlarla çıktığımızda böyle ufak çaplı kamplara gittiğimizde İsviçre çakım vardı. Onu kullanıyorduk. Bunu yine boşun yeni aldım. Bunda bakalım şöyle tek elimle açayım. Videoları var. Güzel videoları var. Ben işte böyle kampa giderken ya da bisikletlerden giderken diye almıştım. Şöyle pense oluyor. Şurada kenarda aparatları var. Bu da böyle bir ürün. Bu da bisiklet tamir aparatı. Bunu da şöyle koydum. Bu da gözüksün diye. Şimdi yanımıza bir tane daha ürün almamız gerekecek artık. Bir tane çakı da almamız gerekecek. Güzel bir ürün arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Evet, tavsiye edebilirim. Fena bir ürün değil. İnternet sitelerinde araştırdığımda 180 TL ile 280 TL arasında bir fiyat şeyi vardı, skalası vardı. Ben N11 üzerinden aldım. 180-179 TL'ye aldım bu ürünü. Elime geldi ve hemen sizlere küçük bir video çekip hazırlamak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.